Miyokarditin, miyokardiyumun yani kanı kalpten dışarıya pompalayan kasın enflamasyonu, perikarditin de kalbin dışındaki tabakanın enflamasyonu yani iltihaplanması olduğunu biliyoruz tamam mı? Miyokardit ve perikarditin en yaygın sebebi virüslerdir arkadaşlar. Evet, bu rahatsızlıkların en yaygın sebebinin viral kaynaklı olduğunu söyleyelim hemen. Viral kaynaklı durumların çoğunda Bağışıklık sistemi bu virüslerin üstesinden gelebilir. Bu yüzden de sıklıkla karşılaştığımız miyokardit ve perikardit için kendi kendini sınırlayan hastalıklar tanımlaması kullanılır. Kendi kendini sınırlayan derken az önce de söylediğim gibi bağışıklık sisteminin zaman içerisinde üstesinden gelebileceği bir durumdan bahsediyorum. Miyokardit ve perikardit tedavisi için yapılabilecek birkaç şey var. Bunlardan biri destekleyici tedavilerdir. Bu arada tedavileri en az invazif olandan en çok invazif olana doğru anlatacağım. Destekleyici tedavi ilaç kullanımı ya da bazı prosedürlerin uygulanması hariç her şeydir. Örneğin hastaların birine fiziksel aktivitesini sınırlandırması gerektiği söylenebilir. Miyokardit ya da perikarditi olan birinin kalbine daha da çok yüklenmemesi için egzersiz yapmamasını söylemek son derece mantıklı bir hareket olur öyle değil mi? Kendini çok zorlamaması fiziksel olarak. Buna ek olarak hastaların yüksek bir yastık kullanmaları ya da yataklarının baş uçlarını yükseltmeleri de önerilebilir. Bunun sebebi de aslında bir nevi aynıdır. Çünkü kalp bacaklardan yüksekte olduğunda kalbe daha az kan gelir. Bu da kalbin daha az baskı altında olmasını sağlar standart oksijen terapisini de listeye ekleyelim. Bir maske ya da nazal kanül aracılığı ile hastaya oksijen verilebilir. Bunun da dokulara yeterli oksijen ulaşmayan hastalar için önerilen bir destekleyici tedavi olduğunu belirteyim. Destekleyici tedavi aşağı yukarı bunlardı arkadaşlar. Uygulanabilecek tedaviler arasında elbette ilaç tedavisi de var. Evet, miyokardit ve perikardite iyi gelecek bazı ilaçlardan da faydalanılabilir değinmek istediğim ilk ilaç grubu antibiyotikler. Miyokardit ve perikarditte antibiyotik kullanılabilmesi için bu hastalıkların viral kaynaklı olmamaları gerekmektedir. Viral miyokardit ve perikardit için antibiyotik kullanılmaz. Hatta zaten genel olarak viral hastalıklar için antibiyotik kullanılmaz. Genel olarak yani bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Bunu yapmanın hiçbir anlamı yoktur çünkü işe yaraması bir yana direnci arttırır ve antibiyotiklerin ileride karşılaşabilecekleri bazı bakteri, mantar ve e, protozoalara etki etmemesine sebep olur. Viral kaynak durumlarda antibiyotik kullanılmayacağı konusunda hemfikirsek artık devam edelim. Viral miyokardit ve perikardit söz konusu olduğunda anti-inflamatuar, anti ilaçlar kullanılır. Tamam mı? anti Bunların da farklı çeşitleri ya da sınıfları vardır. Bu durumda başvurulan ilk anti ilaçlar steroid olmayan anti ilaçlardır ve kısaltması da NSAII'dir. NSAII. Bunlar genelde ibuprofen ilaçlardır. Ibuprofen ilaçlardır ve bağışıklık hücrelerinden salınan kimyasalların inflamasyonu arttırmasını engeller. Bu sayede inflamasyon bölgesine daha az bağışıklık hücresi gider. Hastanın ateşi de düşer çünkü ateşe sebep olan kimyasalların bir kısmı da bu ilaçlar sayesinde engellenir. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar yeterli olmazsa tedaviye kolşisin adı verilen ilaç da eklenir. Kolşisin. Kolşisin genellikle gut hastalığında kullanılan antiinflamatuar bir ilaçtır buraya gutta kullanıldığını not ediyorum ama bu durumda da inflamasyonu engellemek için kullanıldığını ve işe yaradığını da bilmelisiniz. Bu ikisi de işe yaramazsa steroidlere başvurulur. Steroidler ağır işleri gören, kimyasalları engellemek yerine bağışıklık hücrelerini engelleyen ilaçlardır. Evet, bağışıklık hücrelerini hedef alır ve onlara saldırırlar. Kendi bağışıklık hücrelerimizden bahsediyorum. Sakın bir yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar vücudumuzda aynı anda başka bir enfeksiyon olma ihtimali de düşünülürse bu hiç iyi bir şey değil. Kendi bağışıklığımızı aslında zayıflatıyoruz. Steroidler miyokardiyumda enflamasyona yol açmasınlar diye bağışıklık hücrelerini baskılarken tepki verilmesi ve giderilmesi gereken diğer enflamasyonlar kontrolden çıkabilirler bu yüzden. Buna ek olarak steroidlerin yan etkileri olduğunu da biliyoruz. Bunların kullanımı birden bire de kesilemez. Aksi takdirde tansiyonun düzenlenmesi ve daha bir sürü görevi olan adrenal bezlerde hasar oluşabilir. Bu yüzden de steroidler en son başvurulması gereken antiinflamatuar ilaçlar arasında yer alır. Listeye antihipertansif ilaçları da ekleyelim. Bunlardan tansiyon ilaçları olarak bahsedildiğini duymuş olabilirsiniz. Buraya tansiyonu düşüren ilaçlar diye bir not ekliyorum. Evet, Tansiyonu düşürecek daha farklı mekanizmalar da vardır. Örneğin doğrudan kalbi etkileyen ilaçlardan bahsedebiliriz. Bunlar beta blokerler olarak bilinen ilaçlardır. Kalbi doğrudan etkilemeyen, başka bir deyişle vücudun farklı bir yerinde etkin olan antihipertansif ilaçlar da vardır. Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri örnek olarak buna gösterebiliriz. Kısaca ACE ACE inhibitörleri. Bir de anjiyotensin 2 reseptör blokerleri vardır. Buna da kısaca ARB'ler diyelim. Ayrı olarak bahsetmek istediğim ancak bunların bir alt kümesi olan ve diüretik ilaçlar olarak sınıflandırılan bir ilaç grubunu da listeye ekliyorum. Bu ilaçlar sayesinde vücuttaki fazla sıvı idrar yoluyla atılır. Bu da kanın daha konsantre bir şekilde dolaşımını sağlar. Bu ilaçların işe yaramadığı durumlarda da başvurulabilecek bazı cerrahi işlemler vardır. Miyokardit ve perikardite sebep olan durumların ya da belirtilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olacak cerrahi müdahalelerden bahsediyorum. Miyokardiyumun fonksiyonunu yerine getiremediği ya da perikardiyumun kalbe çok fazla baskı uyguladığı durumlarda kanı oksijenlendirmek için Ekstra korporeal membran oksijenasyonu. Ekstra korporeal membran oksijenasyonu adı verilen yönteme başvurulabilir. Burada geçen korporeal vücutla ilgili demektir. Ekstra ise bahsi geçen şeyin ya da durumun vücut dışında bulunması ya da gerçekleşmesi anlamına gelir. Bu durumda membran vücut dışındadır. Bu uzun ismi ECMO, ECMO, ECMO e ECMO olarak kısaltabiliriz. ECMO ya da Ekmo. Aslına bakarsanız bu kalp ve akciğerlerin yerine çalışan bir makine gibidir. Akciğerler yerine kanı oksijenlendirir, kalp yerine de kanı dolaşım sistemine pompalar. Onların işini yapan bir makine gibi düşünün. Bundan önceki videoda kısaca bahsettiğim bir diğer prosedürün adı perikardiyosentezdir. Perikardiyosentez bu prosedür perikardiyel efüzyonu ortadan kaldırmak amacıyla yapılır. Perikardiyel boşlukta eğer çok fazla sıvı varsa bir iğne yardımı ile perikardiyel boşluğa ulaşılır ve bu sıvı boşaltılır. Kardiyak tamponada evrilmiş bir durumda ise kesinlikle yapılması gereken bir şeydir. Son olarak bir de perikardiyotomi, perikardiyotomiden bahsetmek istiyorum. Bu prosedürde perikardiyumun bir kısmı alınır. Perikardiyal pencere diye bir terim duymuş olabilirsiniz belki. Bu şekilde adlandırılmasının sebebi bu prosedürle efüzyonla dolan ve kardiyak tamponada yol açan perikardiyal boşluk ile göğüs boşluğu arasında kalıcı bir kanal, pencere oluşturulmasıdır. Bu prosedür ardarda ve sebebi belli olmayan perikardiyal efüzyon durumlarında uygulanır. Öyle her zaman uygulanmaz. Perikardiyal pencere ile hasta Kalbin etrafındaki fazla kan ya da sıvının boşaltılabileceği bir kanal sayesinde perikarditin tekrarlayan belirtilerinden kurtulur. Kalbi de yoğun bir baskı altına girmemiş olur böylece. Perikardiyuma cerrahi müdahalede bulunmanın, yani bir kısmını içeri girip almanın son derece invazif bir müdahale olduğunu ve sadece ama sadece gerekli durumlarda uygulanması gerektiğini de ekleyerek bu videomuzu bitirmek istiyorum arkadaşlar.